Evet, kıyamet yaklaşmıştır. Bu bir hakikattir. Ve aleyhissalatu vesselam Efendimiz kıyamet alametlerinin ilk başlangıcı olarak ahir zaman nebisi geldi, onunla beraber başladı. Ve vaktin sahibi de geleceğini haber verdi. Bugünlerin içinde yaşadığımız bütün ahvali beyan ettikten sonra bu garip müminlere bir sahip göndereceğini bildirdi Cenab-ı Allah. O vaktin sahibi gelecektir. Ve o zat geldiği vakitte bütün müminler Şam'da toplanacaktır. Çünkü onun akabinde Dajjal da çıkacaktır. Ehlül İslam fıstatül müslimin yevme melhametül kubra bi ardın yukalu leha l-guta fiha medinetün yukalu leha dimeşk hayru menazilil müslimin diye hadis-i şerifte bildiriyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Şam-ı Şerif'te Melhame-i Kubra'dan sonra Dajjal da zuhur ettiği, kuruc ettiği vakitte Ehlül İslam oraya toplanır. Böyle yere kum atsan düşmez derler. O derecede kalabalık olacaktır. Şam ovası, arzı. Nasıl geçinirler ya Resulallah demiş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Sıddıkul Ekber. O zamandaki müminler, onların iaşeleri, geçinmeleri nasıl? O bize bir ilim olmak için bu suali sordu, cevabını ümmetler alıp dinlesin diye. Ya Abadakir, o zamanda bu vaktin sahibi tekbir ile geldiğinde o tekbirin bereketine böyle bir lokma yiyen kimse 40 gün bir kuzu yemiş gibi tok olacak diyor. Cenab-ı Hak melekuti kuvvet açlar o zamandaki ehl-i imana.